Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Hafız, sana bu ders bugünkü ders Özbekistan'a o aldığın Arapçadan kadar lazım. Sebebi Arapça alettir bunlar sonuçtur. Şu anda okuyacağım yer. Çünkü onu Arapçayı kullanıp bunu çözeceksin. Bu çözülmüş sana veriliyor. Ona göre bakın ne diyor o? Psikoloji. Psikoloji demek psiko ruh demek, loji ilim demek, ruhu ilmi demektir. Ruha hakim olmak için bedeni kullanıyor bugünkü tıp. Bedenle ruha, ruhtan bedene, ruhsuz bedeni, bedensiz ruhu, ruhu tamir etmek kör ve sağır gibidir. Yani ruhu duymamak sağlıktır. Bedeni görmemek körlüktür. Tabiri diğerle ustad kör ve topaldır diyor. Başka bir yerde sağır ve kördür diyor. Kulağa, kalbe, kulak beyne değil direkt kalbe bakıyor. Münafık bahsinde söylüyor. Vala semiyim vala ebsariyim. Buradaki münafıkların ilk önce sıfatı kör oluşu, kulak kullanmasının sebebi batının kayboluşudur. Batın kulak direkt kalbe bağlı sebebini anlatırken göz tek yönlü görürken burayı kulak altı yön, yönü de duyar. Alttan, üstten, sağdan, soldan, önden, arkadan. Onun için kulağın şey kulağın yönü yoktur. Altı yönlüdür. Onun için direkt kalbe bağlıdır. E, göz ise tek yönlüdür. Dimağa bağlıdır. Hepsini topladım. Hulasa bir cümle ama böyle sıradan zannediliyor. Ruhsuz bedeni ruhu nazar almadan bedeni tamir etmek sağlıktır. Bedeni kale almadan ruhu tamir etmek de körlüktür. Ustad bir tanesine inkar bir tanesine tasup diyor. Ruhu inkar eden bedeni esas alan doktor inkarcıdır. Bedeni kale almayıp sırf ruhu şey yapan tasupçudur. O zaman e, ruhsuz bedeni, bedensiz ruh tamir olmaz. Şimdi ben size sizofreni okuyacağım. Bipolar bozukluğu okuyacağım. Sizoid okuyacağım. şizoit kişilerin özelliklerini okuyacağım. Sizofreninin de özelliğini okuyacağım. Ee, biraz araştırdım. Biz Bizimkini ben biliyorum da bir, biraz. Ne bozukluğunu. Bir de onlar ne demiş? Zayıf adam güçlüğünün yanında olur. Haklı haksıza, vefaya vefasıza bakmaz. Zayıf adam, zayıf adamın özelliği ne yapar? Güçlünün yanında olur. Haklı haksıza bakmaz. Vefa mıdır, vefasız mı diye bakmaz. Zayıf adam böyle bir ihtiyaç duyar. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Allah göstermesin ama bilmeniz de lazım. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar iyilik ve kötülük adına ve alleme Adem esma külliha bütün isimler, bütün yapı, sistem yazılmış. Hastalık, siyahat hepsi var. Adem Aleyhisselam'ın Fıtratında. Dolayısıyla bizde kıyamete kadar olacak kanser, manser, manser, enser, tenser neç isim verilirse verilsin. Bütün hastalıkların yazılımı var. Şartları gelince üstü açılıyor, kanser çıkıyor, tifo çıkıyor, verem çıkıyor, kısamuk çıkıyor. Aslında hariçten o mikrop geldi diyoruz ama geldi de niye tırnağı olmuyor? Yani o dışarıdan gelen içeridekini uyandırdı. Yani Adem Aleyhisselam'da kıyamete kadar bütün hayır ve şer hepsi var. Şer adına hastalıkların yazılımı var abiler. Şartları ortaya çıkınca üzerindeki battaniye kalktığı gibi o yapıdaki hastalık neşinema buluyor. Peki nerede şu anda o hastalık duruyor ve uyuyor? Bazı hastalıklar var ki kanserde bazı çeşidi var. Uyuyormuş. Zaaf oldu mu bedensel ve ruhsal? İkisi bir araya geldi mi? Ruhsal ve bedensel. Zaaf ortaya çıktı mı? Hem beden zayıf böyle ayakta duracak hali yok. Beslenmiyor. Bir de bedeni bedeni güçlü tutmak için yemiyor böyle düşüyor. Düşünceyle düzelteceğini zannediyor. Bu olmaz kardeşim. 20 15. Tamam tamam. Tamam. Şimdi zannediyorum onu göstereyim size de çok hoş olacak. Sayfa kaçtı. 200 Buldum galiba. Nun 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 değil. Çantada baktım, çantadan da acaba. Çantada burada galiba. Buldum, buldum. Ha, bak şurada. Gel buldum gel. Şimdi bunu okuyacağım. Risaledekini. Bu bunu, bak şöyle yaptım doktor. Bu bunu, bu da bunu, bu da bunu, bu da bunu, bu da bunu doğru. Güzel ahlak insana güzel fikir verir. Güzel fikir her şeyin güzel cihetini gösterir. Nerede hata yaptığımızı gö herkes görsün. Ben niye hep eksik görüyorum? Niye böyle araba alırken, evlenirken, iş yaparken, arkadaşlık kurarken, bakarken her şeyde niye ben olumsuza takılıyorum ya? Her şeyde ya. Dershanede, insani ilişkilerde en ufak bir şeyde atıyorum çöpe. Niye böyle yapıyorum? Niye hep eksik görüyorum? Şuradan işte güzel temelinde ahlak sorunudur. Hani demiştim bir tanesi dedi orada. Hani ahlak değişmezdi? Ben dedi ki peygamber aleyhissalatü vesselam 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim dememiş. Ne demiş? Ben bütün peygamberlerin nesini? Güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ahlak nedir kök yapırsın? Hulktur. h l hulk. Nedir? Fıtrattır, yazılımdır. Kıyamete kadar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar şeceri hırkatın her şeyin yazılımı hulktur. Huy. Huy değişmez. Huy bak şimdi ben geleceğim. Huy. Yazılım değişmez. Huy peki nedir? Yemek yazılımı, uyku yazılımı, anlayış, idrak, ahirete bakış vs. Bu hulk, hulklar var. Yazılımların her birerleri. Ne kadardır o? İstidadımız ne kadardır? Sonsuz. Her istidat ne kadar mertebesi var? Sonsuz. Bunları toplarsak, bütünsel yaparsak huyların toplamına, hulukların toplamına huy, ahlak denilir. Ahlak değişir ama huy değişmez. Yani peki ne demektir? İlim cehaletle vardır, vücut ademle vardır, mevcut madumla vardır, iman küfür ile vardır. Soğuk sıcakla vardır. Karan, aydınlık karanlıkla vardır. Fıtratta öyle bir yazılım var ki zıttı ile var. Misal vereyim. Buna geçeceğim. Buna geçeceğim. Misal vereyim. Allah'ın ilmi niye sonsuz? Bizim ilmimiz niye nihayetli? Allah'ın ilminde içinde cehalet yok. Onun için ilmi sonsuz. Allah'ın kudreti niye sonsuz? İçerisinde acizlik yok. Sonsuz. Bizim kudretimizde acizlik var. Sonlu ve mertebelidir. Dolayısıyla huy değişmez. Ahlak değişir. Onun için vel kazimin el gayz vel afin anin nas. Kastamı geçiyor değil mi bu ayet için? Ee, diyor ki e, affedin, gayzinizi yutun. Ben yapamıyorum, beni böyle kabul edin. Allah diyor ki değiş diyor. O da diyor ki veya ben diyorum ki değişemem. Değişebilirsin. Beni böyle kabul edin. Lan fıtratına ihanet ediyorsun. Yalan söylüyorsun fıtratına. Yapabilirsin. Vel kazimine gayz. Gayz. Gayzinizi yut. Vel afin anin nas. İnsanları affedin. Ben affedemiyorum. Affedeceksin kardeş. Niçin? Afa ihtiyacın var da ondan. Zannediyorsun ki insanları affediyorum. Kendini affediyorsun ya. Bir loko olmuşsun. Kendini affediyorsun. Ama kendini affettiğinin alameti karşıya affetmenin de, olarak gözüküyor. Karşıya affetmeyen aslında onu affetmiyor. Kendisini kendisiyle azat edemiyor. Kendisi kendisine köle. Kendisini kendisini affedebilen karşıyı da affeder. Yani merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Bak karşıt ya. Şimdi ee, sözler 35'te Ne nereden çıkıyor Nerede ata yapıyoruz diye bunu bu kadar duruyorum Bak elimde tutuyorum Güzel ahlak insana ne verir Güzel fikir verir Güzel fikir olduğunu nasıl anlarız Güzel fikir her şeyin güzel cihetini görür e, Her şeyde çirkin görüyorum Demek ki ahlakı sorunum var Ahlakı ağır olan var ya Ahlakı ağır olan kötü olan Fikirleri kötü olur Fikirleri kötü olan Her şeyin kötüsünü görür Menfi ya. Bir daha güzel ahlak insana güzel fikir verir. Güzel fikir insana her şeyin güzel cihetini gösterir. Her şeyin güzelliğini görür. Görmüyorsan sorun var. Güzel cihetini gören adam ne yapar? Güzel düşünür. Duyuyor musun Mehmet? Güzel düşünen insan ise dünyayı ahiretle beraber görür. Bütünsel görür. Allah'ın nazarında dünya gayb. Bütün 18 bin alem nazarında olduğu gibi İnsan da ahirette dünyayı, dünya ile ahirette görür. Ne demek? Dünyada yaptığı bir şey haramdır, olmaz, ayıptır, günahtır, yakışmaz. Yani ahireti meaz aldığı için, kaynak aldığı için burada haram kavramı çıktı. Ahiret inancı ortadan kalkarsa haram kavramı, helal kavramı çıkmaz. Her şey muba olur, domuz gibi. Ben yapamam, edemem, ayıptır, günahtır, bana yakışmaz. Olur mu ya? Olmaz ya. Bu insanlık bu sözleri, söylemleri söylettiren derecesine göre imanı bilahiretten geliyor. Ahireti nazarında olduğu için ben bunu yapamam diyemem diyor Abdülkadir. Yapamam haramdır diyemem diyor ya. Haramdır. Yapamam, çalamam, çırpamam. Niye? E mesela inşaatta çalışıyor. Oradaki ev sahibi biliyor mu bu inşaattan? Yok. Altına harç dolduracaktın. E bir de ben harcı nasıl yapayım ya? Maz. Ya şimdi ben kalkıp da o harç yapacağım çünkü. Oo! Bu adam ne biliyor ki? Getir molozları. Getir molozları koy. Ee, ince bir şap koy. Fanyası koy. Tamamı tamam. Birkaç ay sonra bastıkları zaman boşluklar asıl olacak. Moloz ya. fayans kırılacak. Ya, ama ben parayı aldıktan sonra gidersem ben nerede bulacak? Harç yapması gerekirken moloz koymuş. Adam ne anlar usta? Şey ev sahibi. Bunu, buna yaptırmayan nedir? Ahirete imanın yakiniyetidir. Ahirete imanı var ama yakiniyeti varsa yapar ahirete yakıniyeti yoksa o harç yerine moloz koyar. Moloz koyduğu için o adam molozdur. Moloz olduğu için molozluk yapıyor. Peygamberin hadisiyle söylüyor. Kim aldatıyor? Aldatıyor. Aldatan kim? Nefsine aldanan aldatır. Yani aldatan bizden değildir vesairede. Değil Bir de demek ki güzel ahlakı insana güzel fikir verir. Güzel fikir her şeyin güzel cihetini gösterir. Görmüyorsan sıkıntı var. Bakıyorum doktora hep eksiğini görüyor. Niye? Güzel fikrim yok. Niçin yok? Güzel ahlakım yok. O da onda. Güzel e, fikir, her şeyin güzel cetini gösterir. Her şeyin güzelliğini gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de kainatı bütün görür. Kainatı bütün görürse, insana Allah, ahiret, insana tatlı korku, güzel fikirler verir. Ahiret nedir? Tatlı korku, güzel fikir verir. Hem böyle Allah'tan korkarız ama güzel fikirler de doğurur. Çünkü Evliya-i Azim'e geçmiş selef salim uleması ecdadımız demiş ki Hafullah'ta lezzet vardır. Hafullah nedir? Allah korkusu. Allah korkusu lezzetli ise muhabbetullah'ta ne olur? Allah sevgisinde ne olur? Düşün. Demek ki hep bunların sonucunda Allah'tan tatlı korku olur. Dehşete, zulümata atan bir korku olmaz. Seni dehşete, vahşete atan, ümitsizliğe iten bir korku olmaz. Tatlı bir korku olur. Bir de güzel fikirler çıkar. Korkudan. Korku hocadır sana. Sonra tatlı korku, güzel fikirler çıkınca ne yaparsın? Tatlı korkudan ve güzel fikirden bir meyak, merak uyanır. Acaba oralar nasıl ya? Ahiret nasıl? Ben nasılım? Merak uyanır. Merakın kaynağını anladık mı? Bu meraktan da tılsım sahibine, sahibine muhabbet neşet eder. Bu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet eder. İşte bu arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek güzel güzel vaziyet almak iradeye neşet etti. Yani güzel bir insanın nasıl namaz kılar, için oruç tutar, derse gider, niye kitap okur, niye aramdan kaçar, niye şunlara, bu TikTok'lara, YouTube'lara girmez. Bu alt veri tabanına göre çalışır. Aşağısı çalışıyor. Göz zahir, kulak zahir, akıl zahir, el zahir. Ama buna ne, niye, oraya giriyor, niye girmiyor, niye bakıyor, niye bakmıyor, niye, niye böyle kılıyor namaz, kılmıyor, tesbihat yapıyor. Niye akşam yatsı arası tesbihat yapıyor, yapmıyor. Bu <laughs> Ha. Adet, o e, ahlakı e, devamlı yapa yapa şey yapmış, adet haline getirmiş, kaydı haline getirmiş. Huy değil o. Bak, huy en temelde ona dokunmayın. O yazılım. Bizimle alakası yok. Ahlak ise, ahlak bizim sorun. O yüzeyseldir. Yazılım neydi? Yazılım da e, insanın fıtratıydı. Yazılım. Sen yapabilir misin yazılımı? onu dokunamazsın. Yani Windows'ta Windows'u şey yapamazsın. Windows sana bir sistem veriyor, sağ veriyor, buraları kullan diyor. Ama sen Windows'u kuramazsın, dokunamazsın yazılımına. O huyları örf, anane, gelenek ve kültürle, ilimle, cin, cinsiyetimizde kadın erkek, yaşımızda toplumda yaz kışa göre bu huyumuzu Allah'ın Kur'an'ına uyarak uymayarak ahlak yapıyoruz. İyi veya kötü ahlak. İyi veya kötü ahlak. Bu ahlakı da yaşaya yaşaya iyi ve kötü adet edilmiş oluyoruz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cezve tarafta o kavmin huyların değil adetlerini... Evet bu adetlerini ve ahlakı şeyini değiştirmiş. Huy değişmez. sorayım de. Hı hı. Ee, üstad bir yaşında e, fıtratıma ve ruhuma validemin, e, merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşındaki gördüğüm büyük haykatlar içinde bir çekir, çekirde esasiye müşahede ediyorum dedi yani abi. Aklıma şimdi anlatırken o bir sual geldi de sorayım dedim. Ee, burada şimdi üstad bir yaşında ya da bir yaşındayken daha kendi ihtiyarı yok. Evet. Ama validesi tarafında bir şey ekiliyor buna evet. ve bu 80 yaşındaki 80 yıllık bir hayatı etkileyecek. Bu hayatı etkiliyor. Şimdi mesela 23 yaşındaki bir adam mesela ben şimdi sizden dersten ders alıyorum. Aldıklarımla dahi değişemiyorum. Çünkü validemin bana 1 yaşında etmiş olduğu telkinat beni engelliyor mesela. Engelliyor. Şimdi tamam. bu ne olacak mesela? Nasıl bakmamız lazım? Kaderi ilahi cihetinden olsun, imtihan hani kendini nasıl bakalım? Şimdi bir insan ne kadar mesul olur onu söyleyeyim size ayrı şeriatta 4 şart lazım. Mesela kutuplarda, Sibirya'da din gitmemiş. Hiç din duyulmamış. Namaz, oruç, zina, içki, kumar, faiz. Adam bilmiyor ki böyle bir şey. Gidecek, cennete gidiyor. Hesap yok. E peki Bağdat Caddesi'nde Müslüman var ama Müslüman Çocuğu da işte bir de senin anne babanı düşün. Bağdat Caddesi'ndeki bir insanın modada büyüyen, boğazda büyüyen bir aileden çocuk senin ailene sana benziyor mu? Benzemiyor. Ha, o zaman demişler ki usta İstanbul hukukunda bir insan ne kadar mesuldür? Dört. İktidar, ihtiyar, salahiyet ve mesuliyeti kadar. Mesela kolu kesik. Abdest değil mi farz kolu yıkamak? Ona farz değil. Ama necasetten o kadar mesul değil. Mesela ayağa kalkamıyor. Kıyam ona farz değil. Oturuyor. Diyorum. İslam esası 5 değil mi? Fakir. Zekat farz değil. Başka? Haç da farz değil. Dü düştü iki, üçe. Ya. Malum günler kadın onu şey yapamaz. Namaz kılamaz, oruç tutamaz. Hatta orucunu kaza eder, namazı kaza etmez. İşte iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Şimdi ben burada aslında burayı şey yapmak için, bu çok önemli. Bu nereden okudum hatırladınız mı? E, tabii kaçıncı sözdü? Kaçıncı? Kuyu yok muydu o? Ha o işte ya. O. Onu okudum. Bir şey yapmadım ki. Peki sözler psikoloji olur mu? Ha psikoloji. Nasıl bakarsanız öyle. Onun için zahire bakan, zahiri müptela olan, zahir esmasına müptela olanlar ya nereden çıktı ya bu psikoloji? psikoloji işte ahlak sorunu. Usta diyor ki güzel ahlaklı insana güzel fikir verir. Ahlak değil mi? Psikoloji değil mi? Güzel fikir olunca her şeyin güzel cihetini görüyor. E, görmüyorum. Güzel fikri yok. Niye güzel fikri yok? Ahlak sorunu yaşıyor. Kardeşim Risale-i Nur bambaşka ya. Dört isme mazardır. Zayıf adam güçlünün yanında olur. Niçin olur? Zayıf olduğu için. Nereye bakmaz? Haklı haksıza, vefaya vefasıza bakmaz. O güçlü ne vakit zayıflarsa hemen köle ruhluğu ruhlular onu terk eder ve de aleyhinde bulunur. Mesela güçlü müyüm ben? Herkes yanımdadır. O abi 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 size lazım bu. Alkışlayacaklar böyle. Abi traktörün havasına şamyonun böyle hava basarsın ya. Pşt, 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 pşt. Abi abi hoca hocam şişirirler böyle. Ama gelir bir tane hakikat bir şey olur. Bir çivi basar. Pişşş. O adam o hiç kimse yok. Aleyhinde de bulunmuş. Ne zaman zayıfladın? Ne zaman sıradan oldun? Bir tekme de vurur. Kim bu? Karaktersiz, şahsiyetsiz insan bu. Niçin sevdiğini bilmediği için, niçin sevmediğini de bilmiyor. Kişiliği oturmamış. Onun için ahlaka geçti. Peki ustad nasıl tamir ediyor? Kusur olmaz mı? Kusur olur ama bir kusurla bu kadar güzellikleri ortadan kaldırma. Çünkü Allah böyle yapmıyor. Allah muvazeneyi amal yapıyor. İyiliği, kötülüğü muvazene ediyor hangisi galipse. Yoksa bir adamın kötülüğüne bakıp muamele edilseydi ilk önce biz helak olurduk. Tekrar o mesela güçlüydü yanında. Güçsüzdü o da bir tekme vurdu. Tekrar o güçsüz. Güçlenirse ne olur biliyor musun? Yine o köle ruhlular utanmadan, sıkılmadan yine bir şey olmamış gibi o güçlünün yanında bulunmaya çalışır. Bunları yaşadım, yaşadım ben. Heyhat, o güçlü ahmak değil ki o, kö o körle ruhluya eski ihtimamı versin düşe kalkağıdır. Bu asıl saadette de olmuş. Asıl saadette de olmuş. Ne zaman Peygamber Aleyhisselam zayıftı ilk, aleyhindeydi. Güçlenince Müslümanım dedi yalandan. Sonra vefatından sonra hakiki yüzünü gösterdi. Munafıkmış. Peki Peygamber bilmiyor muydu? Biliyor. Güçlü olduğu için zayıflarla kale almadı bile. 10 kişiydi. Kime söyledi o sırrı? Demirbaş Medresenin Demirbaş Vakıfı kimdi başı? Ebu Hüreyri ona söylemiş. Radiyallahu Allah'ına söylemiş. O 10 tane ama o ahmak zannediyor ki munafık. Kimse beni bilmiyor. Vay be ne ustayım. Oysa <laughs> Ebu Hüreyre'ye söylemiş Allah Resulü bu münafık. Ben neye benziyor biliyor musunuz? Ben bir şey söyleyeyim de siz de, de düşünün. Eskide bir suç yapardım tamam mı çocukken böyle. Giderdim yatardım. 5-6 yaşında bir şeyiz Yani. Babamı kandırırdım. Babam ho, sinirli geliyor yani tepkiyi gösterecek ya. Kapı bir açıyor. E, ben de. iş e, o da söyleniyor. Eşşoğlu eşşoğlu. Uyanık olsaydı ben sana gösterdim. Ben o gittikten sonra diyorum ki ben babayı atlattım. Oysa baba hepsini biliyormuş da perdeyi yırtmıyormuş. Uyanık olduğumu da biliyor. Fakat uyanık imişim gibi davranıyor. Usta olduğu için. Ama şimdi anlıyorum vay babam onu biliyormuş ya. Şimdi anlıyorum. Arabayı çalardık. Araba, babamın arabasını tırnak makasıyla çalıştırdık kapıyı falan. Çalış giderdik böyle. Şu, gençiz ya. İlkokulu yaşındayız böyle. Ayağımız yetişmiyor pedala. Aynı şekilde koyardık. Baba hiç anlamadı. Oysa şimdi anlıyorum ki hepsini anlıyordu. Anlamamış davranıyordu. Kamil insanları anlattım. Böyle diller. Sıradan olanlar ne yapar? Hemen e, şey deniz gibi düşeni sahile atar. Göl ise düşeni yutar. Ama güçlü olduğu için o köle ruhluyu yanından uzaklaştırmıyor ki aleyhinde bulunması. Ne yapar usta? Yani bir şey lazım olacak bu size. Ne anlatıyor demeyin. Bak demeyin. Bak güçlüydü yanındaydı. Güçsüz oldu aleyhinde oldu. Güçlü oldu tekrar yanındadır. Sen vay namussuz deyip de uzaklaştırma. Çünkü aleyhinde bulunur. Güçlüsün anladın. Onu orada tut ki ama o değer verme. Tut ki Karşıya geçip de bir güç olmasın, karşıya sokma. Yanında tut, imkan verme. Kolu'nun kanadını kır, sen de onu bilmiyormuş gibi davran. Eğer perde yırtarsan, karşına geçer, güçlü olur. Veya zorlar, zorlar seni. Tamam abiler. Ne anlattım? Hikaye anlatmadım. Lazım olacak. Belki lazım olur. Uluslararası siyaset gibi bir <laughs> şey olmaz. Çünkü Özbekistan'a lazım olur kavus. Hemen anladığın kişiye atma. Peygamber munafı atmadı. Ama yanına dağılma. Tut öyle. Harici geçerse güç olur. Sizin de başınıza geçmesine şart değil. Bilin. Şimdi şizofreninin birkaç sebepleri. Yani şizofreni nedir abiler? Bir gerçek var, emir. Bir de kafasına bir dünya var. Bu kafasındaki dünyayı şimdi sebebini söyleyeceğim ama bizim dünya. Ustad buna hususi dünyası diyor. Hususi dünyanın e, kapısı tahayyüldür. Anahtarı tasavvur kafada hususi bir dünya oluşmuş. Orada doğru, burada hususi dünya doğrular var, yanlışlar var, beyaz var, ak var, kara var, bir sürü şeyler var. Burası bir de gerçek dünya var. Eğer gerçek dünyadan kopuk hususi dünyası çok galipse, niye galiptir okuyacağım? Buna sizofreni denilir. Yani he böyle leylim leylim. Yani behlül gibi dolaşır. Böyle bakarsın öyle ama adam ha da behlül. Buna sizofreni. Ve sizin karşınıza şöyle der. Vallahi verdim ya. Yaptım vallahi. Yani desin ki ben sana bana nerede dedin ya? Ya dedim Mehmet ben seni mutfakta ya. Vallahi söyledim ya nasıl unutuyorsun diyor. Yalan mı söylüyor? Sen yalan söylemez. O da yalan söylemiyor. Hususi dünyasında var zannediyor. Hususi dünyasında şeyler yapar böyle. Yıkımlar. Dışarıda yıkımlar olur. Kumar oynar, zina yapar, içki içer. Her yapar da yapar. Bütün bütün paraları yakıp yıkar. Ama üç dünyasında doktora gitmektense e, doktora gidecektim, ilaç içecektim, hastane verecektim. Kumar oynayarak diyor kafasına. Kendimi eğlendirdim ve psikoloji hasta olmaya müsaade etmedim. Hikaye anlatmıyorum olanı. Birisini konuşturdum da böyle dedi. Niye dedim kumar şey yapıyorsun? Psikoloji sıkıntım vardı dedi. Unutmak için dedi kumar oynadım. Dolayısıyla o oynamasaydım kumarı bu e, parayla hastanede yatacaktım. Akıl hastanesi olacaktım. Kendimi unutmak için yaptım diyor. Bulduğu çare. Sizofreniler niye çıkmak istemezler? Çare zannettikleri için. Bir kaçıştır. Ne için kaçıyor? Düş dünyayı yönetemediği için, kanaat etmediği için. Diş dünyaya kanaat etmiyor. Maaşa kanaat etmiyor. Eve kanaat etmiyor. Kardeşe kanaat etmiyor. Hizmete kanaat etmiyor. İkide bir zipsop niye dolaşıyor mesela? Bu bir sene şu cemaatta, bir sene şu cemaatta, iki sene şu cemaatta, beş sene o cemaatta, iki sene. Niye ikide bir dolaşıyor? Bir gün e, hukuk okuyor, bir gün tıp okuyor, bugün işletme okuyor, bugün gün meteoroloji vesaire okuyor. Niye ikide bir okul değiştiriyor? Niye çıraklıkta öyle? O, lastikte, otoyletik, motorda, kaportada, boyada ikide bir neyi değiştiriyor? iç dünyasında kanaat olmadı. Şimdi biz iç bu sizofreniye iten sebepleri okuyorum. Madde 1 nasıl güçlenmiş? Böyle bir şey okuyacağım ama yalan söyleye söyle farklı bir kişilik kazanmasından yalana söyleye söyle söyle yalanın oluşturduğu bir kişilik kazanmış. Ademi bir vücuttan. Birincisi bu. Sizofrenler çok yalan söyler. Yalan söyledikleri için şizofreni olmuşlardır. Yalancıların son durağı şizofrenidir. Çünkü bizi aldatan bizden değildir diyen Allah Resulü aldatıldığı için kendisini, şeytan kendisini aldattığı için seni aldatıyor. Aldanan aldatandır hadis. Aldanan içeride aldatıyor, aldandığı için. içeride nur iman olsaydı, ahirete iman yakiniyeti olsaydı bu enerji şeytan şey yapamazdı. Kendisi kendisini aldatılamadığı için seni de aldatamaz. Kim aldatır? Adınız gibi bilin. Kim aldatır karşı? Aldanan. Hadis bu. Aldanan aldatır. Demek ki yalan söyle söyleye hususi dünya oluşur. Bir e, suni bir şey olur. şeyde çok olurdu eskide. Zeytinyağı kalıp sabunları vardı köyde. Nerede bilecektik? Eskide güneş sabunu varmış böyle. Poşette geliyordu. E, şey İstanbul'da akrabası olanlar getirirdi böyle. Ona hakkı benim arkadaşımdı da mali. Şöyle yapardık sabunu. bana böyle. Yıkar. O kadar cebimize giderdi ki evi, evi, çö, ellerimiz ben beyaz kağıt gibi olurdu yapayım. Sonra böyle yapardık. <gülüyor> 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 Oo balon var ya balon. Böyle böyle. Hangimiz daha şişireceğiz? Sabunlar bitirdi, kamer bitirdi. Çocuk. Meğer o zaman bu suni bir dünya yapardık böyle. Balon. Balonu sabunla oluşturur. Yalan diye diye kafayla şadet hiçbirisine benzemeyen bir balon koyduk 2 kibir büyüklük taslamaktan yani o olmadığı halde hayal ettiği şahsiyete bürüne bürüne çift kişilik karakter ol, oluşmaya başlar Enanet, gurur Kameti kıymeti kadar değil cemiyette göründüğü kadar insan her bu cemiyette herkesin bir seviyesi var baktığı bakıldığı Gördüğü görüldüğüm bir makamı var. Herkesin boyu bu kadar, bu kadar, bu kadardı. Fakat enaniyet o kadar büyük ki, olduğuna kanaat etmediğinden olmadığı bir şahsiyeti, karakteri, rolüne girer. Şeyin dediği gibi bana. Suadiye, e, Suadiye'de okurken ortaokul şeyi. Orada bir tane şey vardı. Vefat etti. Meşhur. Çok meşhur. Dövüş filmleri şey yapar. O zaman o okula mı gelmişti? E, o zaman demiş, "Ta kaç sene?" biz diyor şeydi yani belki o kadar değildi. Biz diyor en büyük sorunumuz derdi. Hoca soru sordu. Öğretmen hani bir şey yaptı böyle. Etüt de mi neydi? ne? Hani orada yeni mi vardı? Oğlu mu vardı? Bilmiyorum. Ne, için geldi mi bilmiyorum. Ee, dedi ki efendim bir soru şey sormak istiyorum dedi. Dedi ki çok önemli ha. Filmi dedi bir mesela bir saatlik filmde belki de 3 dakika 5 dakika rolüne göre değişiyor. 10 dakika rol alıyorsun. Tamam yani bir saati belki de yirmi dakikası. Ne kadar uğraşıyorsunuz? Bazı filmler için en az bir ay. Onu yapa yapa, yapa yapa. Hihihi. İçi kanallı adam. Hihihi. Gülmek zorunda film. Böyle. Yapa yapa, yapa yapa. Olmadığımızı olmaya çalışıyoruz. Bir daha. Olmadığımız karakterin olmuş gibi yapıyoruz. Ne kadar gerçeğe yakın olursam. Deneye de bir şey anlatıyorum işte. Ne kadar olmadığım bir şahsiyeti. Ben değilim ama onu olmaya çalışıyorum. Ne, ne zaman filmi çeken kabul edecek? Ne kadar o gerçekçi gibi gösterirsem. Gerçekçi gibi gülersem. Gerçekçi gibi konuşursam. Gerçekçi gibi mimikler hareket yaparsam tamam diyor adam filmi çeken. Şimdi biz dedi filmi de bir film biter başka film başka film. Biz diyor olmadığımızı olmaya çalışa çalışa olmadığımızı olmaya çalışa 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 aslı karakteri kaybettik dedi. Buna hemen parantez açıyorum. Bizim Ahmet abinin dediği gibi uzak yola çalışıyor. Hem Harun abi de çalışıyor. Uçak. Uçağı. Mesela kısa şimdi bir tanesi Türkiye içinde uçuyor. Pilot. Baş pilot. Hem pilot üretiyor Hem de ötekisi Asyalara gidiyor. Diyor ki, gördüğümüz bulutun yanındayız. Ne olacak? 80 bin kilometreli gidiyor. 859 kilometrelik gidiyor uçak. Yani yolcu uçağı. Bu. Hem bunlar savaş uçağından geldiler. Gördüğümüzün yanındayız. Gördüğümüzün yanındayız. Arabaya iniyoruz, eve gideceğiz diyor. Araba kullanamıyoruz. Gördüğümüzün yanına nasıl gideceğim şimdi diyor. Ama işte sıkıntı oluyor. O zaman dedi bastırmak için trafikte en yavaş da biz gidiyoruz şimdi bu sefer diyor. Alışması, beyin alışması lazım. Anlıyor musun? çift kişilikler nasıl gelişiyor? Çift duygular, çift ayaklar, çift eller, bak uçağı uçuruyor. Düşünceler, çift. İşte onu kontrol etmen lazım. İkisinden çıkman lazım. Şimdi abiler, enaniyet böyle bir rezil bir şey. Sizofreninin ikinci temel ayağıdır. Olmadığını olmaya çalışa 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 aslını unutur. Usta şöyle demiş. Başkasının yürüyüşünü taklit etti. Onu beceremediği gibi kendi yürüyüşünü de unuttu. O zaman unuttu. Bak başkasının yürüyüşünü taklit ede de onu beceremediği gibi o olamaz. Ama geri dönüp kendisi de olamadı. Ne oldu peki? İkisi arasında balon. <laughs> Bizim sab ba şey gibi güneş sabunu vardı o zaman işte. <gülüyor> Sonra <gülüyor> bir balon. Ne bu el ne bu el. Uçan bir balon. Aa, onun içine girerdik eğlenirdik. Uçardı balon. Böyle bakardık. Hangimizin ikisi daha büyük uçacak böyle sonra aşağıdan öfleri çocukluk ya Uf, yapardık giderdik. Bizim kafada böyleymiş. Demek ki eskiden beri bu işlerle meşgul olacağımız varmış. Çift cinsiyet de böyle değil mi? Çift cinsiyet de böyle. Onu hayal ede ede bir insan hayaline hakim olsun vallahi dinine hakim olur. Bir insan hayaline hakim olsun kilosuna hakim olur. Hayalini hakim olamayanlar çok yer, çok yiyen, çok şey yapar kilo alır. Yemeği hayal eden yer. Zamanımız olmayacak herhalde. Bipolar, şizoid de ko konuşacağız. Bak şimdi bizimle ne alakası varmış? Demek ki dilmiş ya. Birincisi neymiş abi? Birinci e yalan söyle söyle. İki enaniyet budalası. O olmadığına olmaya çalışmak. Enaniyet. Neymiş? Olmadığını olmaya çalışmak. Ben o karakterde değilim. O seviyem yok. Allah'ın onun şey. Mesela yalan niye söyler? Allah'a niye iftira eder? Allah yaratmadığı şeyi yarattı der. Onun için yalan. Videoları izleye izleye hayaliyun mezebi oluşur. Gerçek ile sanal dünya birbirine karışır. Evet. Da. Şu anda abiler çocuk artık milletler arası savaş bitti. Sanal bir dünya oluşturuluyor. Mesela bak yapıyorum. Cep telefonu odadadır. Kız bu odada. Olan bu odada. Hanım mutfakta. Baba da salonda. Bir bakıyor 2 3 saat. Uf. Nerede? iş dünyası. Dışarıya baktığını zannediyor ama bu, buraya baktığınız zaman buna girdi. İçeriye girdi. İçeride yani kapattığın gibi bunu kapattın. Kafa kapanır mı? Burada bir tesiri yok mu? Tesir olmayacak mı? Şuradaki videonun sesi, görüntüsü sende bir şeyler uyandırmayacak mı? Uyandıracak. Ne yapacak? Hayalin o kadar güçlü olacak ki sanal dünya olacak. O kadar da lezzetlidir ki o sanal dünya. Kimse çıkmak istemez. Okula gitmek istemez. Ders çalışmak istemez. Sanal dünyada yaşadığı için hemen en çekici çekici çok sorulan soruları şey yapayım. Doktora bunun için gidiliyor. Çocuğum dikkat eksikliği var. Dikkat eksikliği değil sanal dünyada. Bunu görmüyor ki dikkat eksik olsun. Dikkat demek ona mehir vermektir. Ona ihtimam vermektir. İhtimam vermiyor ki. Ustad diyor ki dikkat latifesidir. Dikkat bir latifedir. Bir kızla beraber olmak zinadır ama mehir verirsen, nikah yaparsan helaldir. Usta söylüyor. Peki ne demek? Dikkat diyor nazik ve nazeninlerin diyor mehridir. Olduğu gibi haramın helal olabilmesi için mehir lazım. İşte senin olmayan bilginin senin olması için mehir vermen lazım. Bunun adı da dikkattir. Anladınız mı dikkati? Mahkemattan söyledim. Dikkat latifesi. Senin olmayan seni sana yapan sana mal eden mehirdir. Senin olmayan eşini, kızı sana mal eden mehir olduğu gibi senin olmayan mana ve düşünceleri sana, senin benim değil ama doktor bana anlatıyor. Benim olabilmesi için ona mehir vermem lazım. Ona bedel vermem lazım. Dikkat vereceksin. Dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı nedir? Sanal dünyada çok yaşadığı için, çok güçlü sanal dünya oluştuğu için dikkati yoktur. Bu yok ki olsun dikkat. Evet. Suret perestin son şey değil perestin bir tezahürleri. Suret perest. Mesela kafasında müzik çalar. Mesela diyor. Durup dururken kafadan niye müzik çalsın? Aradıkları için söylüyorum. Abi diyor ya. Kur'an okurken, şey namaz kılarken bile işte gelen Çünkü şarkılar çalıyor diyor. Şu anda seninle konuşurken diyor müzik çalıyor diyor. Niye çalıyor sizce? Dinleye, dinleye 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 ekseri kulaklıkla. Ta çift kulaklık yaptın mı ne? Buradan hani tek kulaklık olsa buradan giren buradan çıkabilir ama çift kulaklık olunca buradan giren buradan da giriyor. Tak iki karesi oluyor. O şeyin bizim dinde şeddesi e, matematikte <laughs> karesi oluyor. Çok dinlerse meddi tabiden kaç olur? Meddi musası. musası olur. Kaç olur en az? Dört. Havuz der ki en az 4 olur 8'e kadar yolu varmış. Şimdi mesela çocuklar da hiç çalışmak istemiyor. Falan. Hep. Çocuklara bir de tabii bir de hiç bitti. Bir de abiler bir de o çipsler var ya çipsler Allah aşkına kimyasal adını unuttum. Bir madde koymuşlar madde var. Eskiden beri 15 sene, 20 sene demeli Kırıkan'dan beri bağırıyorum. İki şeye bağırıyorum. O eskide cep telefonlarını yansıtan baz istasyonları vardı. Baz istasyonları sırf cep telefonlarına hitap eden değil, baz istasyonuyla sihir, büyü, tembellik, laçka, böyle enerjisiz, kötürüm hale getirmek için dalga yayılıyor. Dalga yayıyorlar dedim. 20 sene önce o Nokia'lar çıktığı zaman o çipsler, çipsler ne yapıyor? Beyindeki alanları. Beyin abiler elektronik çalışmaz. Beynin çalışma şekli doktor burada kimyasaldır. İletişimleri kimyadır. Kimyasal yapılıyor ilaçlar da öyle. Kimya ile. İşte o çipste bir madde var. O bağlantıları kesiyor. Bütün o şeyler elinden geldiği kadar kesince bunlarda ne olur? Hassızlık ne olur? Bu tipleri sayıyorum. Pekmez yemez bal yemez. E, fıtri şeylere karşı tıskıntı olur. Fıtri neyse yemez. Bu pompalıyor. Bir de bağımlılık koymuş. Kola, ko, Coca Cola gibi, chips gibi şeylere, Nutella gibi şeylere. Ye de çık hadi. Bir kereye de çık bakayım göreyim. Artık bağlantılar kopuk. Pekmez yemez, bal yemez, et yemez, şunu ya kavurma yemez, peynir yemez. Ne bileyim fıtri olan şeyi yemez kardeşim yemez. Niye? Sinyal bitmiş. Hayır chips. Hayır. Hayır anne. Ben istemem. Hayır. Mıymıntı mı, pıntı insan mı, hayvan mı? Aa, anonim şirketi bir şey yani. Hiçbir şeye benzemiyor. Böyle tuhaf ya, bir mahluk ya. Ama surete insan gibi gözüküyor. Yani böyle bir insan, insan midesi bulanıyor ya. Hayır anne. Yani bir, bir şey söylese bir karakteri çizgisi kırmızı çizgisi olsa ona göre tavır değiştireceğim de. İkide bir değişken. Hayır Mehmet kalkması belli değil yatması belli değil. Gece uykusu belli değil. Gündüz yatar gece kayın. Yani Allah geceyi ve can ne subata. Gece istirahat örtüsü yapmış. Gündüzü maşet yapmış. Öyle demiyor mu ayette? E biz gündüz yatıyoruz. Gece çalışıyoruz. Ya Allah'tan kork ya. Allah böyle mi diyor ya? Ondan sonra bu fıtrattan verim bekleyecek. Yatmayacaksın kardeşim. Gündüz yatmayacaksın. Direteceksin ki gece yatabilirsin. Uykum gelmiyor. Gündüz yattın da ondan. Kalkarsan 10-11'de gece nasıl yatacaksın kardeşim? Böyle bir şey var mı? Öyle bir fıtrat var mı? Allah doğru söylüyor ya. Sadakallahu lazim. Azim olanı Allah doğru söyledi. Ya sana aldın ya. Sizofreni niye oluyor? Üçüncü okuduk. Eğer bir kitap okumuyor, dersleri gitmiyor, bir yerden beslenmiyorsa bu çocuk, bu kadın, bu kız eline telefon aldı mı şere girecektir. Başka şansı yoktur. Harika. Hatırlattığın için. Teşekkür ederim. Hak ile kendini meşgul edemezsen batıl şimdi ne yapar? İşgal eder. Hak ile kendini meşgul edemezsen eder vallahi. Duman eder, kafayı kaldıramazsın. Efendim hafız. Evet ya. Mesela dün aradı, sen çılgın alacağım. Dün bir aradı şeyden, Beykoz'dan. Çok ciddi seviyeli. Dedim ki, evradın okuyor musun? Dedim. Okuyorum abi. Ne okuyorsun? Şüphelendim. Abi haftada cumartesine, cumartesine cüz bitiriyoruz. Hangi gün bitiriyorsun? Abi bir o gün bitiriyorum. Olmadı ki. O zaman dedim haftadan haftaya cüzün ona dediğimi söyledim. O da güldü 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 kapattı. Haftada bir gün cumartesi okuyorsan, bir haftaya dağıtıyorsan o zaman yemeği cumartesi ye bir haftalık yemeği yemiş olursun. Niye cumartesi bir anda bütün bir haftalık yemeği yemiyorsun da hepsini dağıtıyorsun? Bir cüzünü her güne dağıt. Her gün kutsi olsun. Allah'ın kelamı ile olsun. Bir ses olacak. Abi şimdi bu dışarıdaki insanlar için anladım da dediğinizi. İçerideki insanlar için baktığın zaman mesela kendini yine korumaya çalışan, derse de giden insanlar var. Ama aynıları yine onların üzerinde gözüküyor gözüküyor veya bizde de gözüken noktalar var. Peki ne olacak yani? Furkan, Furkan'ım tek tük olacak insan. Beşer. Şu parmağımın sayısı geçmez. Rüş, rüş, Rüştü abi 25. sözden çıkarttım dedi. Yahudilerden. Kadının ve paranın değiştiremeyeceği insan parmağımın sayısı geçmez derdi. Bizi özel. Bunu da kesersin. Ama bilmeniz lazım. Kadının ve paranın değiştiremeyeceği insan şu parmağımın adedini geçmez derdi ama yayınlamaya. Yeis olur. Yani Ustad 1952'de e, İstanbul'a Gençlik Rehberi Mahkemesi gelince bir ablamız yaştı. Fatih Şeker Camam'a giderken. Maşallah ustadım. Talebeniz çok çok şükür. Çok şükür mahkeme mahkemeye iş yapıyor ya. Ustadı, ustad da şemsili. Usta şöyle demiş. Hakikisi az. Hakikisi az. Niye her şeyde ifrat tefrit sanarken bir şeyde ifrat hayırdır? Nedir o? İr Müfritane, İr irtibat, ihlas. Müfritane, irtibat ve ihlas lazımdır. Nerede geçiyor? Hatırlayacaksın. Doktor nerede geçiyor? Yazıklar olsun bana. Bayram nerede geçiyor? geçiyor. Neresine geçiyor? Abdülkadir. Emirdağ'ın tam. Kaan Gemirdağ. Bir mi iki mi? <gülüyor> <gülüyor> bana bak. İyi. Ya. Eyvah. Ve nerede sayfanın? En altta ha ha sağ tarafta en altta orada da söyleyeyim. Bazen simge kullanıyorum size. Mesela diyorum ki Türkiye'de şeyler arası en kaliteli otobüs markası neydi? Mercedes kaç otobüs? 302 meşhur. Ha peki şu âlara niye nispet ediyorum? Çünkü diyor ustat diyor ki münafıkların masonların planlarını sizin ilminiz, zenginliğiniz ve bileğinizin kuvvetiyle mağlup etmiş, planlara akım kalmıştır diyor. Öyle mi? Ne diyor? Munafıkların ve masonların planları ne ile hakim kaldı? Tesanüdünüzle. Ne alakası var ya? Tesanüt bir de muhabbet. Sizofreninin dördüncü maddesini okuyorum. Yani az arkadaş. Kendimizi korumak için bu dersi yapıyoruz. Ya. Ne, niçin yapıyoruz bunu? 73 Emir bir sağ tarafta aşağıda. Hatta kırmızı boyalıdır. Hem de nasıl boyalı ya? Böyle boya boyağım altını çizmek varlarda diyor ki Fehmi kolaylaştırdığı gibi ...şeyi de intikal ettirir diyor. Atıfı da söylüyor. Şu şu şu... ...birbirine şu şurada izah aldı diye kenarına yazın diyor. O zaman kendi alayım. hususi... ...dünyasına ha. çekilmek... ...bu işin en banteli... İnsanlarla beraber olmak... ...içerideki insanlar için söylüyorum. Hususi dünyasına çekildiği anda... ...bitti demek o zaman. Mifritane... ...dostlarıyla anlaşacak, anlaşmak zorundadır. Anlaşmak zorundadır. Onlarla bir hareket edecek. Evet. Mesela şöyle, benim bir fikrim var benim bir fikrim var, bilgim var. Tamam Seni de bilin. Senin senindir, benim de benim. Ne oldu ki? Ama ben, ustad diyor, havuza attım fikrimi. Sen de attın, abi olmadı dedin. Ben ne diyorum bazen? Doğru olduğundan emin değilim. Ama en azından doğru çıkması için doğru çıkana kadar bu yanlışım doğrudur. Doğru çıkana kadar bu doğrudur. Doğru çıkınca yanlış oluyor. Niçin atıyorum peki? O değildir, budur diyebilmen için bu yanlış lazım. Onun için İman etmek için küfür lazım. Hayır değil bu. Bu lazım demek imandır. O yanlıştır bu doğrudur demen için yanlış bilgi lazım. Peki ne yapacağız? Niye müzakereyi terk edersek Osmanlı battı, İstanbul battı. İstanbul batınca Osmanlı battı. Her, her alim kendi bilgisinin kendisini kurtaracağını zannettiği için beraber müzakere ve mutalaya ihtiyaç duymadı. Battı gitti. Bak kaç bu, bu söyledim. Abi bu dün aslında öğlen dersimiz hangi gündü? Çarşamba ve ve cumartesi benim. Siz ne? Ama dün yapamadık. Karşıdaydım sana. Bak ne dediniz? Abi dün yapamadık. Siz yaptınız mı? Benim benim. He. O zaman onun borcun. E bak, tamam. Bak şimdi. Niye söylüyorum? Muzakere bak kardeşim. Ya sen bu e, psikolojideki şizofreni, bu alt yapıları bu kadar sen yapamazsın. Ama ne yaptın şimdi? Bir saate yakın bunu aldın. Benim kafama basacaksın sen daha iyisini bulacaksın. Çünkü sen daha yeni nesilsin. Ben 60 yaşındayım. Olacağım neredeyse. Bu tecrübemden istifade edeceksin. 4. Dört. 4'te bitiyor. 4 şizofreni götüren şey. Dershanede ne olur? Dershanede e, derdi ki size paylaşayım. Husus odayı husus oda kullanacaksınız. Kitap okumanızı, mutala araştırmanızı yapmayın orada derdi. Basit gibi gözüküyor bu basit bir detay, detay. Meydanda okuyun. Çünkü şeytan size fırsat vermez. Size fırsat vermez. Yani meydanda olun. Meydanda okuyun. Ben sizin için söylüyorum. Tecrübemi paylaşıyorum. Uçta abi eskide de Panasonic böyle seyyar telefonu vardı. Binada dolaşırdı beş katlı Hususu Hususi odaya bakardı. Çık çık derdi. Çık salon şey o var ya bu mescit burada. Orada çalış. En, en, en basit seviyesi ne biliyor musun doktor? Meleklerde enaniyet kibir olur mu abim? Aklın alıyor mu? Almaz. Ama enaniyet ve kibir olduğundan Allah'a onu sordu. Kan ve fitne çıkartacak mahlukun insanı mı yaratacaksın? Buna nasıl geçti bu şey? Melek Melekte nasıl enaniyet kibir ol, olabilir ki? Şey, ne, kimden? Şeytandan. şeytandan. Peki ben melek kadar melek olmadığım gibi kardeşim şeytan kadar şeytan değildir. Ona meleğe şeytandan sirayet ederse kardeşimden bana da sirayet eder. İyilikle sirayet eder. Günahlar etmiyor işte. Yani onu çok temas etmiş. Ademi olsa içinde kalsa ademidir. Çıkartmış adam dışarıya. Ona telkin etmiş. Konuşmuş. Yani içindeki şey değil. Sirayetin ille böyle elektronik gibi değil. Konuşmak da sirayettir şu anda. O söylemiş. Dört. Şizofreni nasıl olur? Dört. Bipolar okumayacağım da dört okuyacağım kesiyorum. Kendini tanımadığından serbest bölgedeki istemediği, olmak arzu etmediği şeylerin kendisinden zannederek aslı kendisiyle çift karakter sahibi olduğunu zanneder. Zıtların cemi olduğunu bilmemekten Sizofreniler doğruyu bildikleri halde yalan söylerler ki aynı anda iki karakteri de yaşarlar. Yani insanda dimada son abiler bitti. Mertebe var. Dimada mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tahayyül ve tasavvur hususi dünyanın tahayül hususi dünyanın kapısıdır. Tahayyül. Mekanı oluşturur. Yani siz bir şey hayal edin de şekli olmasın, mekanı olmasın. Olmaz mekanı oluşturan hayaldır. Kilomuza sebep olan hayaldır. Bizi gelen hayaldır. Demek ki hususi dünyanın kapısı tahayyüldür. O kapının anahtarı bihimdir, tasavvurdur. Şimdi bu serbest bölge denilen tahayyül ve tasavvurda gelen resimler ilk bizim ihtiyarımızın dışında. Bu çok önemli gençler. Yoksa psikolojiniz bozuldu. Bak yakınlarınıza da söyler. Bitti yani. Davet etmediğim halde gelen resimler, söylemler, hatıralar, filmler, kelimeler, zanlar, bilgiler, malumatlar, zanla, vehimler, vesveseler. Biz kendi ihtiyar ve iktidarımız da yapmamışsak onunla mesul değiliz. Orası serbesttir. 278 sözler, kas, lemalar 75. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına girmezler bunlar. Ha, serbest bölgeyi bilmemekten yani herkesin insan zıtların mı ya? Zıtlarınca mı da? Hayır ve şerlerin cemidir insan. Camül ezdattır. İnsan şizofreni ne olur? Zıtların cemi olduğunu bilmemekten, tek yönlü olduğunu zannetmekten, burada insanda ortaya çıkan olumsuzluklardan ümidini keser, yeyse düşer. Şizofreni böyle oluyor. Dördüncü şart. Oysa serbest bölgede her şeyin bulunabileceği, her şeyin her mertebesi bulunabileceği, her daim insanın kontrolünde olamayacağını ve Zıtların birbirine karma olduğunu orada, oradan ancak insan bilgi, kültü, örf, anane, geleneğiyle ayırt edecek. Yani hatırına geleni her şeyi doğru zannetme ama hatırına gelen senden değildir. Orada şeytan dağıtıyor atıyor serbest bölge şuradadır. Şeytan da atar, melek de atar. Küfür eder, peygamber Allah'a iman eder. Sen de eğer zıtların cemi olduğunu bilmesen Allah Allah bende nasıl küfür gelir ya? Nasıl böyle resimler gelir? Nasıl en mahremime böyle böyle garip garip şeyler geliyor diye evham ve vehim eder, çıldırırsın, kendinden kaçarsın. Kendinden nefret edersin. Kendinden kendin uzaklaşırsın. Kendi kendini düşman yaparsın. Serbest bölgeyi tanımamaktan, kendini tanımamaktan. Bu da yeis atar. Yeisten. Böyle serbest bölgeyi tanımaktan yeis atar. Böylelikle sizofreni bir, hulasa ediyorum içeliksiz, yalan söylemekten, iki, kibir ve enaniyetten, üç, videoları seyrede ede sanal dünyaya atılmaktan, dört, kendini tanıyamamaktan. Böyle bunu Rüştü abiden almıştım. Bir şey felsefede çok okustay duruştu abi sosyolojide. Felsefede ve Allah'ta niye bir şey iyidir kötüdür? Felsefede bir şey iyi olması ya lezzeti var ya menfaati var iyidir. Eylemi ve zararı varsa kötüdür. Ölçü bu. Bizde ise Allah emreder hasen olur, neheder eder kabih olur. Baqırda vahum Elhamdülillahi Rabbi'l alemin El Fatiha.